Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip edenler bilir, bu orkidem uzun zamandır çiçekleri üzerindeydi. Bugün kontrol ettiğimde hemen hemen çiçeklerinin tamamını döktüğünü fark ettim. Peki, çiçeklerini döken orkideye neler yapmalıyız? Gelin onları birlikte uygulayalım. Öncelikle çiçeklerini dökme sebebi hastalık da olabilir, kendini yenileme sebebiyle de dökebilir. Orkidemi kontrol ettiğimde hastalık belirtilerine rastlamadım. Şimdi dal sabitleme çubuklarını dallara zarar vermeden çıkartalım. Orkidelerin çiçekli kalma süresi öncelikle türüne göre değişmektedir. Kimi orkideler yılın 8 ayı çiçekli kalırken bazı orkideler 2 ay çiçekli kalabiliyor. Tür farkını şöyle örneklendirebilirim. Haftada bir su ihtiyacı olan orkidelerim de olsa da 20 gün arayla su ihtiyacının olduğu orkidelerim de mevcut. Dediğim gibi tamamen orkidenin türüyle alakalı. Evet, sabitleme çubuklarını çıkarttık. Şimdi çiçeklere dökülen orkidenin budamasını yapmalıyız. Biliyorsunuz bitkilerde budama çok önemli. Zamanında ve yerinde budama yapmak gerekiyor. Şimdi dalın neresinden budama yapmalıyız onu göstereceğim. Dalların üzerinde bulunan boğumları kontrol ettiğimizde, en üstten aşağıya doğru geldiğimizde, ilk aktif olan boğumun hemen üzerinden budamasını yapmalıyız. Aktif olan boğum burası. Şimdi boğumun üzerinden budamasını yapıyorum. İşte böyle. Şimdi diğer dala geçiyorum. Evet, çiçeklerini döken orkidenin bakımını yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte orkidenin yeniden uyanmasını bekleyeceğiz. Umarım doğru bakım ile daha fazla dallı ve bol çiçekli olur. Videomu faydalı bulup beğendiyseniz beğen butonuna basıp YouTube Orkidevi kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.